Hoş geldin. Tamam. Tanıdın mı beni ya? Tanıdım. Ya benim fotoğrafım. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın İl Müftüm, İl Müftü Yardımcılarım, değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzüne teşriflerinin sene-i devresinde İl Müftülüğümüz, Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ortaklığıyla düzenlemiş olduğumuz Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, panelimize geçmeden önce programı arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti, açış konuşması, Naat-ı Şerif, panel, hediye takdimi ve kapanış. Sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilaveti için ilimiz Başlarda Camii İmam Hatibi Niyazi Arat hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun dinle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Oh,
Nat-ı Şerif okumak üzere ilimiz Ulu Camii Müezzin Kayyamı Durmuş Civelek hocamızı mikrofona ben davet ediyorum.
Gönülleri okşayan bu güzel sunumu için kıymetli hocamıza teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, şimdi panelistlerimizi sahneye davet ediyorum. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız, Yardımcı Doçent Doktor Ali Arslan Hocamız, yine Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Osman Kabakçılı Hocamızı, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Anar Gafaroğlu Hocamızı sahneye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, kıymetli hocalarım, sahnedeki, köşedeki yerlerini alırken, panelimizin moderatörü ise yine Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya hocamızı da yine kürsüye davet ediyorum. Buyurun kıymetli hocam. Değerli müftüm, sevgili müftü yardımcıları, din görevlileri, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla yine Hazreti Peygamber'in, kutlu peygamberin, son peygamberin, Efendimiz'in doğumunu yad etmek amacıyla, onu anlamak, onu anlayarak hissedleştirmek amacıyla bu ara bir araya geldik. Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena olsun. Tabi Hazreti Peygamber'le ilgili Sayın Müftümüzün 1989 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği yaklaşık bu çeyrek asırdır devam eden bir zaman dilimi Hazreti Peygamber'i farklı açılardan, farklı yönlerden ele alma. Bu Türkiye'de başlayan bu kutlu doğum Nisan ayına özgü olarak başlamıştı bir haftada ama Nisan ayına hemen hemen kapladı. Aynı zamanda bu miladi olarak kutlanırken bir de hicri olarak da bir takvime göre kutlanıyor. Bu anlamda hemen hemen yıllık iki ayını Hazreti Peygamber ve onun kurmuş olduğu medeniyet ve bu medeniyetin insanlığa getirdiği barış, huzur, işte bu yılın konusu bir arada yaşama, bir arada bulunma, öldürmeden, kan dökmeden, birbirini anlayarak, birbirine saygı, hürmet göstererek bir arada bulunmayı insanlığa hediye etmiş bir peygamberin ümmetiyiz. Şükürler olsun. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine hicretinden sonra malumunuz orada Medine İslam devletini inşa ettikten sonra, arkasından ihya edip İslam medeniyetini kurduktan sonra Medine'yi aslında yesrib olan Medine'yi şehir, Medine-i Münevvere olarak inşa etti. Bir devlet haline dönüştürdü. Ve Medine Sözleşmesi dediğimiz Medine vesikası olarak insanlık tarihine giden ilk anayasa örneğini bu açıdan Hazreti Peygamber insanlığa hediye etti. Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu bu medeniyet, İslam medeniyeti bu açıdan dinlerin, inançların, yaşam biçimlerinin, hayat felsefelerinin özgürce, serbestçe birbirini anlayarak ve birbirine karşı şiddete başvurmadan ortaya koyan bir medeniyeti bu anlamda yaşattı ve bu medeniyet her an dinamik bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Hazreti Peygamber'in Medine'si şehir ki medeniyetler Medine'den doğar, şehirden doğar. Farklı dinlere mensup insanların yaşadığı toplumlar. Mesela Hayber, Vadil, Kurafe'de, Magna ve Teyma'da Yahudiler yaşıyor. Eyle, Ezra, Dumetül Celler ve Necran'da Hristiyanlar yaşıyor. Bunlar İslam beldelerinin içerisindeki mekanlar, coğrafyalar. Hacer ve Bahreyn'de de Mecusiler yaşıyor.
Yani İslam'ın hüküm sürdüğü, İslam medeniyetinin bütün coğrafyasında farklı dinlere, kitabi dinlere ve kitabi olmayan dinlere mensup insanlar yaşıyorlar ve inançlarını, hayat felsefelerini gerçekleştirebiliyorlar. Hazreti Peygamber bunlara karşı emennamelere ahitnameler vermiştir. Yani bunların kiliseleri, havraları, tapınakları, mabetleri serbest bir şekilde ibadetlerini yapma hürriyetini onlara vermiştir. Hatta bu hürriyet o kadar ileri gitmiştir ki muhterem dinleyiciler, Necran Hristiyanları vardır, Necran bölgesinde. Bunlar gelmişler Medine'ye, Hazreti Peygamber'le görüşmeye geliyorlar ve Hazreti Peygamber'le görüşme sırasında ikindi namazı vakti olduğu için iki namazı kılıyor. İkindi namazı sırasında bekliyorlar, beklerken onların da ibadet vakitleri geliyor ve Mescid-i Nebevi'de ayinlerini yapmaya başlıyorlar. Ve Mescid-i Nebevi'de ayin yapan, Peygamber'in mescidinde ayin yapan Necranlı Hristiyanlar var. Sahabe-i kiram engel olmaya çalışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların engel olunmamasını, ibadetlerini rahat bir şekilde yapmaları için onlara ibadetlerin sonuna kadar fırsat veriyor. Tabii Necran Hristiyanların yaşadığı bölgede İslamiyet'ten önce Zulmuvas Yahudi kralı bunları büyük bir çukur kazarak Ashab-ı Uhdud diye Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu çukurda bu muvahhid tevhid ehli olan Hristiyanları yakıyor toplu bir şekilde. Hazreti Ömer onlar için o yakıldıkları muvahhid tevhid ehli olan Hristiyanlar için bir onların anısına bir cami yaptırdığını görüyoruz. Hatta bu Necran Hristiyanları Müslüman olmuyorlar. Hazreti Peygamber onları onlara İslam'ı anlatıyor, Müslüman olmuyorlar. Ama Hazreti Peygamber'den bir istekte bulunuyorlar. Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kendisilerine bir yargıç, bir hakim vermesi isteğinde, talebinde bulunuyorlar. Hazreti Peygamber onlara Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı hakim olarak aralarındaki anlaşmazlıkları, sorunları çözsün diye gönderiyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in inşa ettiği İslam medeniyeti bu anlamda çok önemli, önemli insanlık tarihinden görünmeyen altın sayfaları bu anlamda dünyaya, tarihe sunmuştur. Hazreti Peygamber'in kölelerin ve hizmetçilerin ricasını kılmaması, soğuk sabahlarda onların getirdiği suyun içerisinde mübarek kılsın diye ellerini sokup, onlar da ellerini sokuyorlar, bu ricalarını asla kırmıyor. Kapısının önünde savaş zamanının dışında muhafız asla bulunmuyor. Savaş zamanlarının dışında kılıç üzerinde bulunmuyor Hazreti Peygamber'in. Yani öyle bir toplum ki, yani selam yurdu, selam coğrafyası, insanların emin ve güvenlikte olduğu, insanların insanca yaşadığı bir toplum. Halkın içine çıkıyor, insanları borcu olanların borcunu ödüyor, yeni evlenenlerin, evlenemeyenlerin güçsüz, varlıksız olanlara destek veriyor. Öyle ki kendi yaşadığı toplumda Hazreti Peygamber'in vefat ettiği zaman, kendisinden borç aldığı bir Yahudi'ye zırhı emanetteydi. Hazreti Peygamber bir peygamber, aynı zamanda devlet başkanı. Buna rağmen kendi tebaası içerisinde, Yahudi teba içerisindeki bir kişiden borç almış, bunun karşılığında zırhını vermiş ve bu şekilde Hazreti Peygamber'in vefat ettiğini bize tarihi bilgiler aktarıyor. O da isteseydi bütün onların mallarına el koyabilirdi. Ama burada hak, hukuk ki onların selam yurdunda, İslam medeniyeti coğrafyasında insanların can, mal, iktisat, bütün alanlarda özgürlükleri var. İnanç alanında, ekonomik alanda, ticari alanda onlar devletin güvencesi altında. Kendisine ve ailesine zarar verenlere Hazreti Peygamber intikam hırsıyla, kin ve nefretle bir intikam alma, rövanş alma girişimde asla da asla bulunmuyor. Kendisine hakaret edenleri, öldürmeye çalışanlar, ailesine zarar verenleri Hazreti Peygamber asla onların hayat haklarına bir müdahalede bulunmuyor. İşte onun kurduğu peygamberin, Hazreti Peygamber'in Efendimiz'in kurduğu medeniyette Abbas medeniyeti, Endülüs İslam medeniyeti, Osmanlı Selçuklu medeniyetleri bu anlamda
insanlar büyük ilimde, irfanda, hikmette, bütün alanlarda insanlar barışı, huzuru, mutluluğu bir arada yaşama güvencesini sunmuşlar, takdim etmişler. Bunlardan birisi de Abbas halifesinin vezirlerinden, aslında kutperest birisi, Sabit bin Kurra, pagan, yani gök cisimlerine tapan birisi. Ama Sabit bin Kurra, Abbas halifesinin huzurunda ne yapıyor? Kendi dinini anlatıyor, tartışabiliyor, tevhidle mukayese yapabiliyor. Osmanlı bugünlerde Ermeni tasası nedeniyle, soykırım sebebiyle Cumhuriyet'in bir nevi kurucu unsuru olan Osmanlı, bu toprakların, bu coğrafyaya barış, huzur ve sükûnu getirmiş Osmanlı'ya, soykırımla iddialarda bulunanlara şunu hatırlatmak lazım. Osmanlı tebaasında Rum, Ermeni, Yahudi bütün özgürlükleri sonuna kadar kullanmışlardır. Elham Cumhuriyet'in, Osmanlı'nın mirasçı Cumhuriyet'imiz de bu geleneği, bu güzelliği devam ettirmektedir. Osmanlı'daki din, etnik köken, mezhep, ırka bakmadan bütün bunları sunmuştur Osmanlı. Kudüs'teki Hazreti İsa'nın doğduğu kilise olarak kabul eden kilisenin anahtarlarına Hristiyan mezhepler arasında tartışma konusu olduğu için Osmanlı oranın anahtarını bir Müslümana vermiş. Ortodokslar ve Katolikler arasındaki tartışmadan dolayı bir işte onlar için çok kutsal kabul edilen kilisenin anahtarına elan bu devam etmiş. 1492'de Endülüs'te İspanya'da Müslümanlar katliama uğramış, sürgün edilmiş, zorunlu Hristiyanlaştırılmaya Morisco diyorlar, onları Hristiyanlaştırmış. Aynı zamanda Endülüs'te Yahudiler de var. Yahudiler de aynı şekilde ölümle cezalandırmışlar ve onlar da Hazreti Peygamber'in ümmetiyle beraber yaşamışlar ama onlar da aynı kadere yaşamışlar. 1492'de 2. Beyazıt, Osmanlı Padişahı Hükümdarı 2. Beyazıt, o öldürülen, sürgün edilen Yahudileri Osmanlı coğrafyasına kabul etmiş ki bunlar sefaret Yahudileri ki 500. yılında o göçün bir dernek kurdular. Bugün Türkiye'deki Yahudilerin önemli bir kısmı İspanyol Yahudileri. Yani 500 küsur yıl önce Osmanlı coğrafyasına gelenlerdir. Avrupa'nın en büyük sinagogu geçenlerde açıldı, dikkat etmişseniz. Nerede? Edirne'de. Onlarca kilise bir yanında, Havra sinagogu yandığı zaman bir yangın felaketinde 2. Abdülhamit Han Cennet Mekan onlar için bir sinagog yaptırıyor. 1900 yılların başında. Geçenlerde açılış yapıldı, takip ettiyseniz. Yani Yahudilerin nüfus olarak en yoğun olduğu aslında Avrupa'dır. Ama dikkat edersiniz, en büyük sinagog nerededir? Osmanlı coğrafyasının payitahtı olan, bugün de önemli bir sinagog şehri olan Edirne'dedir. Ve Edirne'de çok ilginçtir, sorduk, Yahudi cemaati de yoktur. Ama bu erdemli medeniyetin, İslam medeniyetinin temsilcileri, Hazreti Peygamber'in ümmeti ne yapıyor? Bugün bile Filistin'de, Gazze'de ve o coğrafyada Yahudilerin veya Siyonistlerin diyelim daha doğrusu yapmış oldukları her türlü öldürme, kan dökme, hayat hakkı tanımama, kadın, çocuk, yaşlı, ihtiyar demeden buna karşılık İslam'ın o güzel gücü, İslam'ın o insanlığa vermiş olduğu değer onlara karşı büyük ibret olması gerekir. Abdülhamit Han darb acize yaptırır, acizler, yaşlılar, bakıma muhtaçlar için. Bugün İslam bu kadar. Gidip bakarsınız, cami, havra ve kilise yan yanadır. İşte bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden birisi. Tabi Osmanlı hiçbir müddete soykırım yapmamıştır. Osmanlı hiçbir millete soykırım yapmamıştır. Bugün gündeme getirilen, dayatılan bir algı operasyonu olarak Ermenilerin soykırıma uğradığı gibi bir takım safsatalar, Osmanlı milleti sadıka demiştir Ermenilerin. Yüzlerce yıl beraber yaşamışlar.
Dışişleri Bakanlığı olmuş mesela, Sabah Paşa, İstanbul'un önemli Ermenidir. Sanatkarlar, hariciyede çalışanlar, bürokraside çalışanlar. Ama Batı, Ermenileri bu milleti sadıka halinden uzaklaştırmak amacıyla onları bu anlamda kışkırtmaya devam ediyor. Dolayısıyla üç kıtada Osmanlı ve İslam medeniyetinin mirasçıları, insanları din, ırk, etli, köken, nesep demeden bir arada kardeşle yaşamışlar. Bugün Osmanlı coğrafyasının bahçesi olan yerlere baktığınız zaman Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu'da kan içerisinde. Kan içerisinde. Ve hepsi de Osmanlı'nın o İslam medeniyetinin o güzel günlerini arıyorlar. Ermeniler Amerika'da gelmeni Osmanlı'da dedesinden kalan kasaboncukla övünüyor. Veya işte Sivas'taki bir Sivas Türkülerin olduğu CD Amerika'dan isteyebiliyor. Geçenlerde birisi anlattı, kendi komşusu da Ermeniymiş. Beni görünce diyor, sarıldı diyor. Bir konuşmada, bir programda izlemişti. Dolayısıyla bunu bir arada yaşatan ne? İşte Kur'an ve sünnet. Hazreti Peygamber'in gibi getirdiği din. Tabi bunu son olarak bir şey ifade ettikten sonra hocalarımıza söz vereceğim. Bugün Osmanlı'nın mirasçıları olan bugün Türkiye Cumhuriyeti 5,5 milyar dolar sadece Suriye'den gelenlere devlet olarak yardım yapmış. Bu bizim dış ihracatımızın yaklaşık %5'ine tekabül ediyor. Halkın yaptığı yardımları demiyoruz. Arakan'dan tutun da Güney Amerika'ya kadar bütün coğrafyada bu ülkemizin insanları yardımlar, kurbanlar gönderiyor. Aslında dinlerine de bakmıyorlar artık. Muhtaç olan bütün insanlara hizmetini yapıyorlar. İşte böyle bir millet, böyle bir ümmet ama büyük bir propaganda tabi tutularak soykırımla, kanla, şiddetle, algı operasyonlarıyla maalesef bugün İslam coğrafyası Sayın Müftümüzün de ifade ettiği gibi kan içerisinde. Artık başkaları öldürmüyor. Müslümanlar artık kendi kendilerini öldürüyor. Bu dinin temsilcileri bunu nasıl yapar? Hazreti Ebu Bekir'e birisi elinde kafası bir savaşta kafası koparmış bir adamın kafasını getiriyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki Allah'a, diyor bunu sen Hazreti Peygamber'den böyle bir şey gördün mü? Bu yaptığın insani midir? Bu yaptığın İslami midir? Diyerek onu şiddetli bir şekilde azarlıyor ve yaptığının çok acımasız bir şey olduğunu ifade ediyor. Müslümanlar, İslam medeniyeti, Müslüman medeniyeti savaşta bile kadınlara, çocuklara, yaşlara, engellilere, muhtaçlara, din adamlarına kesinlikle onları öldürmemişlerdir. Mabetleri yakmamışlardır. Onu da bırakın hayvanları öldürmemişler, ekinlere, insanların gelir kaynaklarını yok etmemişlerdir. Bunun örnekleri çoktur. Efendimizin hayatında da çoktur. Taif'te insanlar kendi leşlerini, ölülerin şeyini yemeye başladığında Hazreti Peygamber kapılar açıyor, kuşatmaya kaldırıyor, onlara buğday girmesin. Mekke'de aynısını yapıyor. Ebu Süfyan geliyor, diyor ki sen akrabalarının açlıktan ölmesini mi istiyorsun? Dua et diyor. Dua et, kıtlıktan kurtulalım. Hazreti Peygamber dua ediyor. Onlara ihtiyaçlarını veriyor. Kendi kovulduğu, öldürmeye, kendisine hakaret edilen kendi coğrafyasındaki insanlara Hazreti Peygamber bunu yapıyor. Evet, örnekler İslam tarihinin şerefle ifade edilmiş sayısız örneklerle dolu. Bu vesileyle bugün panelimize üç tane hocamızla beraber sizlerin karşısında inşallah bereketli olması dileğiyle biraz sözümü uzattım belki ama affınıza sığınarak. Tabii hocalarımız farklı branşlarda. Ben hocalarımızın branşlarına göre bir sıra takip etmeleri için bir yöntem izleyeceğim. Önce Kur'an-ı Kerim yani o alanın tefsir hocamız
Osman Kabakçı hocamız. Her ne kadar anonsta yardım doçent yazıldı, önündeki plakette de yardım doçent yazıldıysa da yakın zamanda hocamız doçent olunlar. Tefsir, ana bilim dalının doçentidir kendisi. İkinci olarak sol yanında oturan dekan yardımcımız aynı zamanda Ali Arslan hocamız, yardım doçent, hadis alanında öğretim üyesidir. Son olarak da sağ tarafında İslam felsefesi alanında benim bir anlamda branşlaşım yakın coğrafyamızın ben gelen ama Türkiye'de doktorasını çalışmalarını yapan yardım doçent doktor Anand Gafaroğlu. Şimdi sırayla şöyle bir usul takip edelim. Hocalarımıza 20'şer dakika süre veriyoruz. Akabinde hepsine 20'şer dakika süre verdikten sonra soruları olursa bir 5-10 dakika soru kısmına ayıracağız. Evet Osman Hocam, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Müftü, değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böyle bir günde bizleri bir araya getiren Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine sonsuz hamdü şükürler olsun. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bizim tüm fikirlerimizin temelini oluşturmaktadır. Fikirlerimiz Kur'an'a dayandığı sürece ehemmiyet kazanır, önem kazanır ve anlam kazanır. Belki de ahlak ülkelerinin bugünkü en büyük sorunlarından biri ahlak ülkesinin neye göre doğru olduğunun ölçüsünün tespit edilmesindeki sorundur. Halbuki biz Müslümanların bu açıdan çok sorunu yok. Çünkü elimizde bir ölçü var. Ölçümüz de Kur'an'dır. Eğer bir fikir, bir düşünce, bir ahlak değerini Kur'an'dan alıyorsa anlamlıdır, değerlidir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i tüm insanlığa rahmet olarak göndermiştir. Evet, sadece Müslümanlar amel ediyorlar, Müslümanlar yaşıyorlar Kur'an'la. Ancak Kur'an tüm insanlığa rahmet olarak gönderilmiş bir kitaptır. Bu bağlamda demek ki Kur'an'ın gösterdiği ışık sadece Müslümanları değil, bütün insanlığı kapsamaktadır. Tabii ki benim branşım tefsir olması hasebiyle ben sadece ayetler üzerinden biraz duracağım. Ondan sonra sözü diğer arkadaşlarıma bırakacağım. Evet, Kur'an açısından birlikte yaşamak dediğimiz zaman aslında birçok konu bu konunun içindedir. Yani çok önemli bir konuyu bu yıl işliyoruz biz. Birlikte yaşamak konusunu işlerken ahlak ilkelerinden en önemli bir konuyu işlemekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet olmasa bile bu konuyla ilgili birçok ayetleri bulup çıkarmak mümkündür. Mesela Bakara Suresi 208. ayet bu ayetlerin başında gelmektedir. يَا اَلَّذِينَ اَمَدُ قُلُّٰهُ فِسِّلْ بِكَافَّةً Ey müminler, topluca barışa giriniz, güvenliğe giriniz diyor Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Demek ki bütün müminlere emredilen, girilmesi gereken yön olarak gösterilen barıştır, güvenliktir, emniyettir. Pekala, biz barışa girerken neden korunmamız gerekiyor? Ayetin devamında söylüyor. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarına da uymayız. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبُّ النُّب۪ينَ O sizin için apaçık bir düşmandır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ilk insanı yarattığı zaman şeytan da vardı onunla beraber. Bir tarafta şeytan, bir tarafta insan ve melek. Üçlü unsur var. Şeytanın görevine fitne çıkarmak. Meleğin görevine sulh ve selameti sağlamak. İnsanın görevine hayatı.
ve net anlatmaktadır. Diğer bir ayet içeriğiyle muhterem Müslümanlar, Ali İmran suresi 103. ayet içeriğinde. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا diyor Cenab-ı Allah. Allah'ın ipine topluca sarılınız ve ayrılığa düşmeyiniz. Demek ki kurtuluş nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın gösterdiği hakikatlere sarıldığımız zaman ayrılığa düşmenin, tefrikaya düşmenin bir anlamı yok. Bizim için tek bir kaynak var. Bizi hidayete gösteren tek bir doğru var. O da Kur'an'ın bize ışık göstermesidir, yol göstermesidir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bize bu tavsiyede bulunurken tabii ki şöyle diyor: وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın nimetlerini hatırlayınız. Kur'an'ın metodudur. Tebliğ metodudur, anlatma metodudur. Bir konuda devam etmez. Bakınız, burada Cenab-ı Allah topluca Allah'ın dinine sarılınız, birlik olunuz derken arkasından da Allah'ın nimetlerine dikkat çekmektedir. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً siz düşman idiniz. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. O zaman ikinci bir anlam daha geliyor. Dua geliyor muhterem Müslümanlar. Allah'ın kalplerimizi birleştirmesi için dua etmemiz gerekiyor. Zaten bu sünnet-i seniyeye uygun bir davranıştır. Bugün Müslümanların yaptığı en önemli ve mükemmel davranışlardan biri de duadır. Dua Müslümanları kaynaştırır ve birleştirir. Hiçbir zaman unutmayacağız. Dua Müslümanların birliğini sağlar. Yağmur duasına burada gireceğim. Belki de girmemem gerekiyor, konunun dışına çıkacak ama anlatmam gerektiği için anlatıyorum muhterem Müslümanlar. Yağmur duası sünnet-i seniyeye uygun bir davranıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize sünnet olarak gelmiştir. Ama maalesef televizyondaki filmlerde bizim yağmur duamıza saldırdılar ve bugün onu yok etmek üzereler. Muhterem Müslümanlar, derhal yağmur duasına sahip çıkmamız lazım. Derhal adım atmamız gerekir. Yağmur duasını canlandırmak için. Kemal Sunal'ın filmlerini seyrederek biz yağmur duasından uzaklaştık. Maalesef. Tabii ki bu acı gerçeğin karşılığında yağmur duasının hakkında ben her yerde şunu anlatıyorum. Kendi çocukluğumdaki yağmur duasını anlatıyorum. Bizim köyümüzde yağmur duası nasıl yapılır? Bir anlatayım. Belki birçoğumuz da yaşamıştır. Bizim köyümüzde yağmur duası yaz yaklaştığı zaman, Mayıs ayları yaklaştığı zaman yağmur duasının zamanıdır. Nasıl ki güneş doğduktan doğmadan önce sabah namazının vakti ise, güneş baktıktan sonra akşam namazının vakti ise, işte yağmur duasının zamanı da yaz aylarının yaklaştığı günlerdir, sıcakların yaklaştığı zamandır. Bizim köyümüzde köyün ileri gelenleri toplanırlar ve zengin olanlar maddi imkanları da ortaya koyar. Nedir o? Üzüm, pirinç, kuzu, oğlak vesaire. Bunlar bir araya toplanır. Sonra devreye kim girer? Sonra devreye maharetli olanlar girer. Köyde işten anlayanlar girer. Onlar da o bütün toplanan malzemeyi bizim köyümüzde tekke kuyu dediğimiz bir yer vardır. O kuyunun olduğu yere getirirler. Orada kazanlar kaynamaya başlar. Bütün civara köyündeki herkese duyurulur. Alay günde bizim yağmur duamız var diye. Herkes kaşığını ve tabağını alıp buraya gider. İlçenin müftüsü davet edilir. Komşu köyde imamları davet edilir ve köylülerin hepsi oradadır. Tamamı oradadır. Çoluk çocuk tamamı. Fakir zengin. Zengin de gelir, fakir de gelir. Önce iki rekat namaz kılınır. Ondan sonra eller semaya kaldırılır. Ya Rab! Ya Rab! Ya Rab! Denilir.
mirasına kesinlikle sahip çıkmamız lazım. Bu bir kültürdür. Bu bizi bir araya getiren bir kültürdür. Biz yağmur duasını unuttuk, dikliklerde bir araya gelmeye başladık. Yağmur duasında bir araya gelmek varken diklikte bir araya geliyoruz. Onun da zaten gidişatı belli. Evet, ben yine konuma döneyim. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kalplerimizi inşallah tehrif etsin, birleştirsin. فَيَصْبَحْكُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْبَانًا. Siz Allah'ın nimetiyle kardeş oldunuz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْبَةٌ. Şüphesiz Müslümanlar kardeştir diyoruz şu ayet-i celle. Mükemmel bir ayet bu kadar Müslümanlar. Müslümanlar kardeştir ayet-i celle'sinin karşısında hiçbir şey duramaz. Mevlam müminler kardeştir. O halde kardeşliği bırakıp da fitneye düşmenin anlamı var mı? Ve kuntum ala şefa hufretin minennâr. Siz tehlikenin kıyısındaydınız. Cehennemin kıyısındaydınız da فَاَنْقَلَكُمْ مِنَهَا. Allah sizi oradan çekip çıkardı. Evet, bugün de cehennem ateşin kıyısındayız. Bugün de fitnenin kıyısındayız. Allah'a dua etmeliyiz ve mücadele etmeliyiz. Fitnenin içimize girmemesi için Allah'a dua etmeliyiz ve mücadele etmeliyiz. Değerli müsaadenizle. Ahlaki değerlerin peygamberde toplanması da yine Kur'an'da bize bildirmektedir. Yani bizim için bir örnek var. O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْبَةٍ حَسَدٍ حَسَدٍ. Sizin için peygamber en güzel örnektir. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. Ve Allah'a ahiret gününe inanıyorsa bunlar için en güzel örnek kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ahlakına sahip olmaktır. Ve inneke ala hulukin azim buyuruyor Peygamber sözü. Cenab-ı Allah. Sen yüce bir ahlak üzeresin buyurmaktadır. Dolayısıyla bu konuda tabii ki diğer arkadaşlarımız konuşacaklardır. Ben daha fazla bu ayet-i cerilerimizi duruyorum, geçiyorum. Birlikte yaşamanın bazı temel unsurları da vardır şüphesiz. İşte sevgi ve saygı, hicret bağlamında bu konu değerlendirildi. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri de bu ayet-i cerileriyle bu konuya dikkat çekmektedir. Müslümanların hicrette sevgiyle gelen muhacirleri karşıladığını bize beyan etmektedir. Evlerini açtıklarını, kapılarını açtıklarını ve verilen mala kıskançlık yapmadıklarını, kendileri muhtaç oldukları halde onlara verilmesini tercih ettiklerini Cenab-ı Zülcelal Hazretleri beyan etmektedir muhacirler hakkında. Tabii ki birlikte yaşamanın yine en önemli bazı unsurları işte sevgi ve saygının gelişmesi için selam vermek, selam almaktır. Cenab-ı Allah bu konuda da يَا اَيَّلَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَبْقُلُوا بُيُوتًا قَيْلُ بُيُوتُكُمْ حَتَّى تَسْتَقِيسُوا. Herhangi bir eve girerken selam vermeden girmeyiniz, izin almadan girmeyiniz buyurmaktadır. Dolayısıyla beraber yaşamanın en önemli unsurlarından biri de selamdır. Bu konuda iki tane ayet-i celle vardır. Yine selam verdiğiniz zaman en güzel bir şekilde selam veriniz buyurmaktadır. Tabii ki bu konuda yine Kur'an-ı Kerim'de قُلُ الْعَفَّ وَعْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِكَ مِنْ جَاهِلِينَ buyurmaktadır. Affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyurmaktadır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri müminlerin vasıflarını sayarken onlar kin ve nefretlerini
içlerinde tutarlar ve insanları affederler buyurmaktadır. O halde Müslümana gereken nedir? Kur'an'ın tavsiye etkisi doğrusunda mümin kızabilir, öfkelenebilir ama bu durumlarda önemli olan kinini, kızgınlığını müminin yerine, içine saklamasıdır. Bu konuda dikkatli olması gerekir. Yine Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de akitlerin yerine getirilmesini beyan etmektedir. Birlikte yaşamanın en temel unsurlarından biri de verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Eğer verilen sözler yerine getirilmezse birlikte yaşamak mümkün değil. Eskiden bizde söz senetti. Bir kişi ben falan yerde falan zamanda kullanacağım denildiği zaman ne yapılırdı? O kişi oradaydı. Alışveriş yaparken senet falan imzalanmazdı. Sadece söz verilirdi ve bu söz yerine getirilirdi. Ancak günümüz şartlarında durum değişmiştir. Günümüz şartlarında muhakkak günün şartlarına, kanunlarına göre anlaşmaları yapmaya dikkat etmek gerekir. Yoksa piyasada sahtekarlar cirit atıyorlar, müminleri kandırırlar, Müslümanları kandırırlar. Onun için dikkat etmek lazım. Anlaşmaları kanunlar çerçevesinde yapmak gerekir. Bu konuda yine önemli unsurlardan birisi adalet ve işlerin ehline teslim edilmesidir. Eğer toplumda adalet sağlanırsa ve işler ehline verilirse şüphesiz kargaşa, gürültü bitecektir. Herkes kendi vicdanında haklı mı, haksız mı karar vermek zorundadır. Vicdanında haksız olduğunu bildiğin halde haklı olmaya çalışıyorsan bil ki sen birlikte yaşamanın altına dinamit koyuyorsundur. Birlikte yaşayamazsın. Avukat aracılığıyla birilerinin hakkını alabilirsin. Birilerinin hakkını kanunların açıklarından yararlanarak elde edebilirsin. Ama bil ki bu toplumun temel dinamiklerin altına ateş koyuyorsun demektir. Bakınız bir örnek daha size aktarıyorum. Ben kendi küçüklüğümde bizim köyümüzde mahkemeye giden insan yoktu. Mahkemeye giden insan yoktu. Hocam nasıl çözüyorlardı? Köyde kavga, gürültü vesaire olduğu zaman yaptıkları olay şöyle. Köy heyeti vardı. Köy heyetine gidilirdi. Kimin kime zarar verdiği konuşturdu. Kimin haksız olduğu tespit edildi. Ve haklı olan hakkını alıp haksız olan da razı olur. Biz böyle bir kültürden geliyoruz. Yani bu ahlaki kültürden geliyoruz. Bu bize 600 yıllık asırdan beri gelen bir kültür. Bu ahlakı, bu kültürü yeşerttiğimiz zaman inşallah birlikte yaşamayı başaracağız. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Ben burada sözlerimi bitiriyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaşama isimli konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Osman hocamız Kur'an'ın tüm insanlara rahmet olarak gönderildiği konusuna dikkat çekti. Ve bu bütün insanları kapsayan ve insanlığın görevi de insanın görevine hak ve hakikat olduğu vurgusunu yaptı. Allah'ın ipine sımsıkı sarılma ilahi ilkesi bize ışıklı, yol gösterici aslında bir yol işareti olduğunu bize yine vurguladı. Yağmur duası belki ben de öyle şaşırdım. Yağmur duasını bir arada yaşamaya niye vurdu yağmur hocamız? Gerçekten önemli bir nokta. Yağmur duası gerçekten toplumu yani dicesinin çok tali bir mesele, ikinci bir mesele diyebilirsiniz. Orada insanlar kadın, çocuk, yaşlı, genç, demedim bir aile, zengin, fakir, mezhebi, renkli, ırkı olmadan bir araya geliyorlar. Kazanlar kaynatılıyor. Anadolu'da böyle de burada da öyle büyük ihtimalle. O kazanlarda yemekler yiyor, bereket ortaya çıkıyor, dualar ediliyor. Bütün insanlar gözyaşları içinde o gözyaşları gökten yağmurlar olan insanlara bereket
ve bolla bolla Rabb-ül Alemin'in izni ve kudretiyle ulaşıyor. Müslümanların kardeş olduğu, fitne yerine kardeşliği öne çıkarmamızın gerektiği, ki bugün İslam dünyası en önemli noktalardan birisi, hicret edenlerin sevgiyle karşılandığı bu coğrafyanın İslam ümmetinin en önemli vasfı bu. Yani dikkat edin, Osmanlı bakiyesi cumhuriyetimiz doğudan, batıdan, kuzeyden gelen ne kadar Kafkaslardan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan hepsine kucak açmıştır. Hepsi aslında kendi vatan, ana vatanları olarak görmüşlerdir. Kendi bulunduğu coğrafyayı aslında ikinci vatan olarak görmüşlerdir. Yani şöyle diyor, cumhuriyetin başkenti Ankara ama İslam dünyasının payitahtı İstanbul. Yani bu gelenek, bu bağlılık, bu Osmanlı'nın 600 asır insanlığa hükmetmesi İslam ümmetinin de önemli, İslam tarihinin önemli kısmında İslam ümmetinin liderliğini üstlenmiştir. Selam vermenin bu anlamda önemli oldu. Çünkü insanlar arasındaki kaynaşmayı, çünkü aynı apartmanda yaşıyorsunuz, aynı kapıdan giriyorsunuz, aynı meslektesiniz ama insanlar birbirine selam vermiyorlar. Tanımadığına selam verdiğiniz zaman diyorlar ki, ya sen onu tanımıyorsun, niye senin aslında selam, değil mi? Selamın aranda yayın diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Efendimiz selam değil, selamın niye selam bir arada muhabbeti, sevgiyi, yani insanların kin, nefret yerine sevgiyi bırakmasından dolayı adalet ve işlerin ehline teslim edilmesi yine bir arada yaşamanın önemli formüllerinden birisi olduğunu Osman hocamız vurguladı. Şimdi hadis hocamız, Ali Arslan hocamız sünnetle birlikte yaşama isimli konuşmasını yapacaktır. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Değerli sevgilisine Peygamber Efendimiz'e salatu selam olsun. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamını, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tabii bugün aslında ne söylesek eksik kalır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık olmaya gayret etmek asıl birinci amacımız. Sünnete uygun yaşamaya vesile olmasını temenni ederek ben sözlerimi başlıyorum. Önemli olan hangi zaman, mekan değil, Resulullah Efendimiz'in Kur'an'ımızı, vahyi anlamaya çalışmak için gayret içerisinde olmaktır. Bu tarz toplantılar, vesileler ayrıca buna vesile olduğu için de kendi hakkı zatında değerli olan bir durum. Tabii insanlığın belki önceki dönemlere kıyasladığımızda daha fazla bir birlikte yaşama ahlakını geliştirmeye günümüzde ayrı bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıkmış vaziyette. Evet, acaba birlikte yaşama işine, ahlakına nereden başlayacağız? Yani bizimle mi birileri iyi yaşasın? Biz nasıl olursak olalım toplumda hep problem başkalarında mı? Biz hep başkaları bizle iyi yaşamıyor, etmiyor diye böyle bir kolaycılığımız var belki. Hep mazereti başka yerlerde aramak. Tabii günümüzün belki modernitesi insanı bir türlü kendine döndürmüyor. En başta acaba ben nerede duruyorum? Yani tasavvufi kültürümüzden yola çıkacaksak nefis muhasebesi dediğimiz işi ne yazık ki bize bu günümüzde yapmamız en zor olan durumlardan biri. En başta acaba ben kendim birlikte yaşamak için bir engeller var mı? Birinci madde, basamağın birisini buraya getirmemiz icap ediyor. İnsan denen varlığa baktığımızda zaten Arapçada değişik yerlerden geldiği söylenen cildiler ama üst kökünden gelmesi bunların içerisinde benim en hoşuma giden
tariflerdir. Ünsiyet kuran bir yaratıktır aslında insan. Ünsiyet yani etrafıyla, konu komşusuyla, diğer canlılarla, hatta canlı cansız varlıklarla ünsiyet kurabilen, bu manada bir varlık buradan yola çıktığını söylerler ki, insan kelimesinin aslında birlikte yaşama ahlakı denince insanın ilk önce bu yönüne bakmamız, bu tarafına vurgu yapmamız icap ediyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de insanın niye yaratıldığı, niçin yaratıldığı birçok ayet-i kerimede ifade ediliyor. Onun kerim kılındığı, değerli kılındığı, yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğu, halife olarak yeryüzüne gönderildiği gibi iyi taraflarından bahseden, bir taraftan da işte onun zalim, cehul, nankör gibi kötü sıfatlarla da vasıflandırıldığını görüyoruz. Tabi burada ahlaki durumu dediğimiz ahlak ön plana çıkıyor. Acaba insan iki tarafa da meyletmeye kabiliyeti olan bir insan nasıl yapacak da iyilik tarafını daha ön plana çıkaracak? Tabi bu manada baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bir insana insan olması bakımından değer verdiğini görüyoruz. İnsandır o çünkü. Allah-u Teala onu insan olarak yaratmış, kendi ruhundan üflediğini ifade ediyor ki bu sadece başlı başına insana değer vermek için zaten yeter. Bir arada bulunmak için onun insan olduğunu düşünmemiz bize madde bir olarak yeter bir husustur. Eğer bu insan inanç sahibi ise daha da bir kendisine değer kattığını, amel edip güzel işler yapıp gayret içerisinde olduğunda da daha da derecesinin yükseleceğini Kur'an-ı Kerim'den biz net olarak anlıyoruz. Evet, tabii hocalarım da bahsetti. Bu insan arasındaki şey nasıl sağlanacak? Sevgi, saygı, hürmet, muhabbet. Yani hangi ayete, hangi hadise baktığımızda hep bunları görüyoruz. Sevgi olacak. Birbirimize demin dediğimiz hususlarla bakmadığı zaman mümkün değil. Peygamber Efendimiz'in ortaya koyduğu model davranışları insan varlığına en büyük sevgiyi ve saygıyı Efendimiz'in gösterdiğini görüyoruz. Tabii çok hadis var. Yani okumakla bitmeyecek kadar belki hadis-i şerifimiz var. İman etmedikçe diyor Efendimiz cennete giremezsiniz. Yani cennete girmenin olmazsa olmazı iman. Tabii birbirinizi sevmedikçe de kemal, kamil manada iman etmiş olamazsınız. Yani iş buraya dayanır. Birbirimizi seveceğiz. Yani iman ettiğimizi söylüyor isek bunun şartı birbirimizi sevmeden bu iş olmaz buyuruyor Efendimiz. Evet, müminleri bu durumlarla anlatıyorken Efendimiz bugün modern eğitimde de kullandığımız örnek verme metodunu çok kullanırdı. Vücuda benzetiyor bütün müminleri. İşte bir tarafında hastalık olduğunda her tarafı hisseder. Herhangi bir organ ona katılmamazlık gibi bir durum yapamaz. Örnek veriyor ki bize iyi anlayalım diye. Nasıl olacağını, nasıl seveceğiz biz? Vücut örneğini veriyor. Bina örneğini veriyor. Bina gibidirler müminler diyor. Yani başıboş kum taneleri, demir taneleri bir araya gelip insanın faydasını temin edecek bir evi, barınağı temin etmez. Müminler öyledir ki birbirine sımsıkı kenetlenir, bina gibi olur. Evet, tabii bunun daha ileri versiyonu sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için istemedikçe gerçek mümin olamaz. Hani hep ben bu örneği veriyorum. Günümüzde modern teknolojinin bir sürü aletleri var. İşte arabamız var, biniyoruz. Benzin azaldığı zaman kırmızıyı gösteriyor. Bir yer patladı, hemen ikaz lambası işaret ediyor. Ve bunları gösteren işaret çubukları var, müşür diyoruz. Kırmızıyı gösterdiği an bakıyoruz ki bildiğimiz teknolojik alette, kullandığımız alette bir sıkıntı var. Bizim imanımızın kemal göstergeleri bunlar. Bu göstergeler acaba kırmızı tarafta mı bizim? İlk önce kendi nefsimizden başlamamız gerekiyor. Acaba yeşilde mi? Bunun hep gösterge bunlar bize. Yani okuyup geçeceğimiz işler değil. Evet, affedebilmek. Sevginin diğer şeyi, Yüce Rabbimizin zaten isimlerinden
isimlerindendir. Peygamber Efendimizin affetmenin en uç örneklerini gösterdiğini demin hocamız da Sayın Dekanımız da birçoklarından bahsetti. Biz bugün belki sırf özür dilemekle kurtarılabilecek bir ifadede bile affetmeyi, bazen özür dilemeyi kendimize zul addediyoruz neredeyse. O peygamberin ümmeti olduğunu söyleyen bizler en ufak bir hareketten belki de yanlış anladık. İşin esasını bile araştırmadan affetmeyi değil özür dileme cesaretini bile kendimizde bulamıyoruz. Onun neleri affettiği tarih kitaplarımızda işte Mekke'yi fethettiğinde güçlüyken, kuvvetliyken hatta orayı yerine bir edebilecekken ki birçoklarında Cebrail Aleyhisselam gelip ne istersen yapayım dediği zamanlarda bile o insanların hep hayrına, iyiliğine dua ettiğini görüyoruz. Yani affetmek, affedebilmek birlikte yaşamanın olmazsa olmazlarından. Tabii bu birlikte yaşama ahlakı deyince ahlakı iyi anlamamız lazım. Ya ahlak nedir? Günümüzde de insanlar bazen iyi işler yapıyor. Ya neden? İşte patronundan korktuğundan, bana iyi desinler vesaire. Benim en güzel tarifim, yani hoşuma giden tariflerden birisi İmam Gazali'nin yaptığı tariftir. Ahlak diyor nefiste yerleşen öyle bir melekedir ki, öyle bir yetidir ki İmam Gazali, ondan fikri bir zorlamaya lüzum kalmaksızın fiiller ortaya çıkar. Yani şöyle desinler, böyle olsunlar falan diye değil. Artık onda o bir meleke haline gelmiştir. Kötülük yapmayı hiç düşünmez bile. İyiliği hiç düşünmeden yapar. Ha böyleysek biz farklı bir gaye olmaksızın yapabiliyorsak bu ahlaki davranışı, o zaman ahlaklı olduğumuzun bir bu göstergesi. Tabii insan derler sosyologlarımız veya tarihçilerimiz bedeni ve sosyal bir varlıktır. Kendi kendine yaşayamaz. Çok nadir örnekler vardır. Ahlak da zaten buralarda tezahür eder. Bedeni toplum içerisinde yaşar. Birbirine muhtaçtır. Her işinin hepsini kendisi göremez. Mecburdur toplum içerisinde yaşamaya. Evet. Dolayısıyla ahlak sadece kitaplarda yazan bilgi değildir. En iyi, en güzel şeyler. Bugün hangi kitabı açarsan açalım, güzel vesiyetler yazıyor. Yani Allah-u Teala insana ilk önce eşyanın isimlerini öğretiyor. Sonra peygamberlere de gönderiyor. Yani sadece bilgi yetmez. Usulü de bilmek gerekir. Hani eskiler usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir derlerdi veya usul olmadan usul olmaz. Bu sadece şeylerin, eşyaların, isimlerin bilgisi değil, peygamberleri de göndererek usulü de Rabbimiz bize öğretmiştir. Yol yordam bilgisi dediğimiz bilgi de var. Ve bu yol yordam usulü de ancak ahlaklı insanlardan öğrenebiliriz. Onun için ahlakta ahlaki insanların örnekliği çok önemlidir. Onun için peygamberler bu kadar önemli. Bize o Kur'an'ın içerisindeki ahlakın nasıl yaşayacağımızın usulünü öğretmişlerdir. Hani demin hocamız dedi ya yağmur duası, işte bu bir usul. İsteyeceğiz Rabbimizden ama nasıl isteyeceğiz? Bunun örneklerini hep biz Efendimizin hayatından buluyoruz. Bir çocuk doğar, topluma karışıyor. Nasıl karışacak? Ona nasıl isim vereceğiz? Büyüdü, nasıl onu terbiye edeceğiz? Daha büyüdü, nasıl evlendireceğiz? Kimlerle evlenecek? Nasıl, hangi duygularla evlendirmem lazım? Vefat etti. Ne yapmam gerekir? Hep bunu biz Efendimizin hayatındaki örneklerle görüyoruz. Bu usul bilgisini hayatımıza Kur'an'a aktarmanın olmazsa olmazı bu. Kur'an ahlakıdır diyor Hazreti Ayşe Validemize. Gelen sahabi bana Resulullah'ın ahlakını öğret, anlat deyince Hazreti Ayşe Validemiz der ki sen Kur'an-ı Kerim'i okumuyor musun? Orada Resulullah Efendimiz'in yüce bir ahlak üzere olduğu yazar. Sonra der ki o şahıs, ya işte ben evlenmek istemiyorum. Sen ya der yine Kur'an okumaz mısın? Kur'an'da Peygamber Efendimiz, Peygamber sizin için yüce bir ahlak üzerinedir buyruluyor. O sizin için üsve-i hasenedir buyruluyor. Dolayısıyla
o evlenmişti. Yine bak bir usul yöntem, yordam. O evlenmişti. Onun çoluk çocuğu vardı. Dolayısıyla İslam ahlakı dediğimiz ahlakın, Kur'an ahlakı dediğimiz ahlakın davranış modelinin, düzeninin kendisinde görülür hale ete kemiğe büründüğü ilk şahıs Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani o olmadan, onun hayatını anlamadan bizim hayatımızı birlikte, beraberlikte düşünmenin imkanı yoktur. Evet, tabii acaba nasıl bir toplumu değiştirdi? Cahiliye devri dediğimiz bir toplum var. Yani cahiliye devrini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Her türlü kötülüğün ilerlediği bir devir. Öyle bir devri Efendimiz değiştiriyor. Yani Akif'in ifadesiyle sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta diyor. Dişsiz mi bir insan onun kardeşleri yerdi? Veya Hazreti Ömer'in işte onu çok veciz anlattığı, birisinde güldüğü, birisinde ağladığı hatırası var cahiliye ile ilgili olarak. Helvayı diyor yerdik sefer uzun sefer yolculuklarında put yaptığımızda, yani sonra da onu aç kaldığımızda yerdik. Yavrum, kız çocuklarım, ilk kız çocuğumu ben kendi ellerimle diri diri toprağa gömdüm. Hatta onu diyor çukuru kazdığımda arada bir dinlenmem icap etti. O yavrucak geldi, benim üzerimdeki kirleri, saçımdaki, sakalımdaki toprakları aldı. Ve ben ne biçim bir katı kalpliymişim ki o cahiliye şeyleri nasıl kapkata etmiş ki bir müddet sonra bu çukura onu gömdüm, üzerine örttüm. Böyle bir cani devirdeki daha fecaatını anlatmaya gerek yok. Bunu Efendimiz değiştiriyor. Siyer üzerine araştırma yapan alimlerimiz onu der. İnsanlığın ahlaki olarak gelebildiği en dip noktadır. En zor bir çağdır Efendimizin geldiği çağ. Ve şunu da derler hemen peşinden. Ve böyle bir çağı böyle değiştirebilen, onları ahlaki üsve-i hasenelik olarak gördükleri peygamberlerinin o sahabeyi dönüştürdüğü, onların da üsve-i hasene haline geldikleri bir çağ da gelmemiştir derler. Bu çağ üzerine araştırma yapanlar. Evet, günümüzde de bizim için olmazsa olmazımız budur. Hani birçok ayet-i kerimede de var. İnanmayanlar Allah'a ve Resulüne peygamberiyle Allah'ın arasını ayırmak isterlerdi. Yani onların işi de odur zaten. Bunlar hakiki kafirlerdir buyurur. Ayet-i Kerime Nisa Suresi 151. Onun için peygamber, Kur'an, Allah-u Teala'nın emirleri ve peygamberin yaşantısı bunun için birbirinden ayrılmaz. Ayrıldığı zaman insan o usulü öğrenemez çünkü. Yordamını bilemez. Yolunu bilemez. Yolu bilemeyince de usulü olmayacaktır. Tabi Mekkeliler yenildiler sonuçta. Yenilmeye mahkumdular. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz evrensel ahlaki prensipler üzerinde yola çıkmıştı. Onların yenilgilerinin başlangıç noktası bu ahlaki olarak Peygamber Efendimiz'de en ufak bir kusur görememeli. Birlikte yaşama ahlakına ferdi olarak baktığımızda da ona çok iftiralar attılar ama ahlaki yönüne en ufak bir dip uzatamadılar. Yani böyle bir ahlakımız iyi olduğunda korkmayalım. Eğer sırtımız, hareket tarzımız iyi ahlaka dayanmışsa karşı tarafın hiç ihtimali, hiçbir başarı şansı yoktur. Yani tabii süremiz doldu. Hicretin sonrasında Müslümanları kardeş yapması, selamı yayması ki hicretten sonra ilk yaptığı iş selama çok ehemmiyet vermiştir. Yani selamla ilgili istedim. Sebebi vuruduna bakıyoruz. Çoğu hicretin ilk yıllarında hicretten sonraki olaylara tekabül ediyor. Selamı yayıyor. Muahat yapıyor. Ashab-ı Suffe var. Medine'deki mescidin yapılması, oraya sahabenin toplanması var. Hocaların bahsetti. İlk yaptığı iş diğer kabilelerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla hepsiyle nasıl durulur? Özellikle Yahudiler. Ki İslamiyet'in gelmesinden önce Hristiyanlarla aralarında çok ciddi tartışmalar geçmiş. Çok büyük Hristiyan katliamına sebebiyet vermişlerdi. Onlara karşı Peygamberimizin daha uyanık davrandığını, daha ciddi işte özellikle anlaşma metinleriyle onları bir arada tutmak için
gayret ettiğini görüyoruz. Hep birlikte yaşama üzerine gidiyor. Yani neresine bakarsak bakalım, ne Medine Sözleşmesi'nde, işte diğer işlerde hep birlikte yaşama. En son şu örnekle bitirmek istiyorum. Bütün insanları Efendimiz gemiye binmiş yolculara benzetiyor. Yani bunun daha zirve bir örneği günümüzde de yok. Bütün edebiyatçılar, Arap dilcileri, hadis şairleri, belagatçılar varıyor. Yok yani, ikinci bir örnek, bunun üzerinde verilebilecek yok. Bütün insanlar aynı geminin yolcusudur buyuruyor. Yani nasıl ki alt kattaki bir yolcu derdiğinde üst kattaki ya bana ne, nasıl olsa onlar deliyor. Onlar su ihtiyaçlarını giderecek. Benim kameram yukarıda çok güzel. Dinleniyorum deme lüksü yoktur. Birlikte yaşıyoruz. Bütün insanlık aynı geminin yolcusudur. Bacamızdan çıkan hava diğerlerini kirletiyorsa gemi su almıştır. Yere tükürüyorsam gemi su alıyordur. Benim umurumda değildir. Bir açı doyurmuyorsam geminin su aldığı umurumda değildir demektir bu. Örneği çoğaltmak çok mümkün. Evet. Devamlı Hazreti Adem ile Havva'dan doğduğumuz üzerine vurgu yapar Efendimiz. Yani aynı anne babadan doğuyoruz. Evet, sözümü ben Arif Nihat Asya'nın bir kıtasıyla bitirmek istiyorum. Bizi sen sevgisiz, sonsuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizde bıraktığı güzelliklerden bahsetti ve bu çerçevede nefis muhasebesini öne çıkardı. İnsanı önceledi, insan ünsiyet kökünden gelen canlı cansız varlıklarla yakınlık kurabilen, iletişim kurabilen, ünsiyet kurabilen bir varlık, şerefli bir varlık. Çünkü Allah-u Teala kendi ruhundan yüklemiştir. Şereflidir, kerimdir, Subhanallah. İman etmenin şartı birbirimizi sevmek. Bir arada yaşamanın şartı da bu aslında. Birbirimizi sevmek. Birbirimize tahammül etmek. Bu kavramı da öne çıkarıyorlar şimdi. Birbirimize tahammül etmek. Bu aile içerisinde tahammül, toplum içerisinde tahammül, camide tahammül, mektepte tahammül, üniversitede tahammül, pazarda tahammül, birbirimize tahammül etmek. Hacca gidenler nasip olmadı. İnşallah dua edin ki pek en kısa zamanda nasip olur. Diyorlar ki insanın en çok imtihana tabi tuttuğu bir alan. Sevapların çok yüksek, ecirlerin çok yüksek ama günahların da bir o kadar yüksek olduğunu, karşılığının yüksek olduğunu. Çünkü hocamızın da ifade ettiği gibi Osman Hoca'nın çünkü şeytan var, nefis var, hatta Teala var, onun peygamberi var. Müminleri Efendimiz vücuda benzetiyor, binaya benzetiyor dedi Ali hocamız. Kendisi için istediğini kardeşi için istemek. Aynı zamanda kendisi için istemediğini de kardeşi için istemek. Bu imanın işareti bu. Burada kendisi için istediğini ve istemediğini yine kardeşi için de istememek ve istemek. Bu nokta ve burada önemli olan anahtar formüllerden, kavramlardan birisi affedebilmek, bağışlamak. Günümüz insanının, modern insanın en büyük sorunu bu. Affetmek. Affedebilmek. Yani ajandaya, not defterine kaydetmemek. Sana yapılanı unutmak. Sana yapılanın kötülüğü unutmak. Aynı zamanda yaptığın iyiliği de unutmak. Ve sana yapılanı affedebilmek. Hazreti Peygamber'i okumak. Okuduğumu sadece okumak değil. Hazreti Peygamber'in başına gelenlerin birisi başımıza gelse dünyamız yıkılır. O kutlu peygamber öyle tahammül edebiliyor ki, öyle bağışlıyor ki onun gibi affedebilmek, bağışlamak. Allah-u Teala'nın isimlerinden olduğunu Tevvab-ı Rahim, değil mi? Kur'an-ı Kerim hocamız onu hatırlattı. İnsan topluluğu olarak yaşamak zorundadır. Bunun başka formülü yok. Ahlak da burada gerçekleşir dedi Ali hocamız. Sadaka, tebessüm sadakadır. Siz başkası olmadan kime tebessüm edeceksiniz? Yolun üzerindeki zarar verecek bir şey kaldırmak. Kimse yoksa siz kaldırmanızın bir anlamı yok. Dolayısıyla ondan bir ecibiniz olmayacak.
Yani sadece tebessümü düşünün. Zekatı vereceksiniz. İnsanlar olmadığı zaman onun eşitler nasıl yardım edecek? Zekat vereceksiniz. Ve insanlara iyilikte bulunacaksınız. Veya başkası muhtaç olan olmazsa siz nasıl o ecirden yararlanacaksınız? Onun için insanlar birbirine muhtaç. Muhtaç olmayan ancak Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Ali hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi son konuşmacımız Anar Gafarov hocamız bize birlikte yaşamanın dini ve felsefi temelleri üzerinde konuşacak. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi selamlıyorum. Ayrıca Azerbaycan'dan da size selam getirdim. Azerbaycanlı kardeşlerimizden. Tabii Hazreti Peygamberimizin doğum gününde mevcutuyla ilgili olarak, doğumuyla ilgili olarak böyle bir güne bir araya gelmemizin gerçekten büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. En azından zaman zaman bu tür toplantılarda paneller niteliğinde ve bu nitelikte olan diğer toplantılar bize imanımızı yenilemek ya da sahip olduğumuz medeniyeti tekrar revize etmek, gözden geçirmek imkanı sağlar. Tekrar bir İslam bilincini tekrar yenileme imkanı sağlar diye düşünüyorum. Ve Sayın Hocalarım elbette ki ayetler zemininde, hadisler zemininde konuyu ele aldılar. Ben çok fazla ayetlere ve hadislere girmeyeceğim ama genel olarak bu anlamda teolojik ve felsefi düzeyde konuyu ele alacağım. Ve yapabildiğim kadarıyla fizikten metafiziğe doğru bir yol takip edeceğim. Çünkü insanoğlunun Cenab-ı Allah'ın da vermiş olduğu gibi ve ayetleri sureler arasında da yer verdiği gibi insanın sadece Cenab-ı Allah'ın kavli yani sözlü ayetlerinden değil aynı zamanda tekvini ayetlerinden yani fizikte, fizik aleminde olan olaylardan da örnek alabileceği çok şeyler var. Evet, bugün farklı din, inanç, mezhepler arasında günümüz dünyasında yaşanan sorunlar, problemler aslında birlikte yaşama ahlakından bahsetmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ve nitekim küreselleşmenin hızla geçmiş olduğu bir dönemde artık yenen problemler yavaş yavaş kendi sınırlarını ve coğrafyasını aşarak biraz daha küresel bir boyut kazanmıştır diyebiliriz. Bu anlamda birlikte yaşama da ortaya çıkan küresel problemlerden birisidir. Ve en önemli nüansı, en önemli husus ise İslam dünyasında bu problemin daha çok ön planda olmasıdır. Çünkü bugün mesela Orta Doğu'da yaşanan olaylara baktığımız zaman gerçekten de hiçbir Müslüman rahat edemez. Ve bunu mutlaka her defa en azından bu tür problemlerle karşılaşmamamız için birlikte yaşama ahlakıyla ilgili bir takım bilgileri, bir takım bilinçleri elde etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Zira birlikte yaşama sorunu aslında bütün dünyanın incelenmesi gereken bir sorun olduğunu göz önüne sermektedir yaşamış olan olayla. Ve bugün dünya, İslam ümmeti özellikle birlikte yaşama, yani dünyada toplumlar arası, bireyler arası, mezhepler arası ilişkilerde dengeyi sağlama adına birlikte yaşama ahlakının bilincine sahip olmadığı sürece maalesef bir birey olarak, bir toplum olarak, bir ümmet olarak bir huzur evreninde yaşamaktan yoksun olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımızı belirtmek isterim. Birlikte yaşamanın gerektiren nedenler nedir? Aslında bu ontolojik bir problemdir. Yani ontolojik problem derken bir sorun değil. Sadece birlikte yaşamamız gerektiği zaten bizim doğamızda vardır. İnsan dünyaya gelirken zaten birlikte bir toplum içerisinde bulur kendisini ve en küçük hissesi olan ailede bulur kendisini. Klasik felsefenin deyimi, filozofların deyimi dersek el-insanu medeniyyun bit tabi, insan sosyal bir varlıktır. İnsanın sosyal bir varlık olması onun doğası itibariyle tüm işleri, dünya ilişkiliği ya da bu dünyada kemale etmesiyle gelmesine ilişkin tüm işlerinin kendi tek başına yapamayacağından deneyemektedir ve mecburen başka insanlara muhtaçız. Bu durum elbette ki bu durum itibariyle dikkatinizi bir şeye çekmek isterim. Yaşadığımız toplum ve birlikte yaşama sadece insanın günlük yaşamıyla ilgili herhangi bir ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı değil, aynı zamanda
yine Aristoteles'ten gelen bir tezle bu insanın medeni olması meselesi, sosyal bir varlık olması, yani birlikte yaşama gerektiği meselesi, insanın fikri ve ahlaki düzlemde de kemale erilmesini sağlayacak, sağlaması açısından da önemlidir. Yani İslam filozofları açısından, İslam tefekkürler açısından toplum sadece ihtiyaçların karşılaması, günlük ihtiyaçların karşılaması bakımından değil, aynı zamanda fikri ve ahlaki anlamdaki kemale erme noktasında da bir takım ihtiyaçlarımızı karşılama bağlamında da önemli bir alandır toplum. Ve bu aslında toplum bize bir takım bilgileri edinmemizde yardımcı olacak bir alandır, bir fenomendir. Çünkü sürekli burada bir iletişim vardır, bir bilgi paylaşımı vardır vesaire. Birlikte yaşamanın aslında temeli olan, söylemiş olduğum insanın sosyal bir varlık olması meselesine dikkat ederseniz sadece birlikte yaşamanın geleneği değil, bir de değerler vurgu yapmamız gerekir. Çünkü yola çıktığımız kavram medeniyet kavramıydı, medeni kavram, yani insan ve medeni yurdu hitabı. Buradaki medeni kavramı kendiliğinde bir tevhidi çağrıştırmaktadır. Birlikte yaşamayı barındırdığını söylemektedir, bize ifade etmektedir. Dolayısıyla buradan yola çıkacak olursak, birlikte yaşamak bir değerdir. Nasıl bir değerdir? Aynı zamanda ahlaki bir değeri olan bir kavramdır diyebiliriz. Evet, birlikte yaşamak daha böyle bir bütün halinde, olaya bir bütün halde baktığımız zaman, hani daha önce konuşmamın başında tekvini ayetlerinden bahsettim. Fizik alemine baktığımız zaman, dünyaya baktığımız zaman aslında bu birlikte yaşama meselesinin klasik felsefenin temel sorunlarından bir sorunu söylemiş olmalıyım. Çünkü bu bir ve çok ilişkisi, değişen değişmeyen ilişkisi gibi bir ilişkidir. Ve doğaya baktığımız zaman gerçekten de çok çeşitlikler görüyoruz. Ve sürekli anlam araç içerisinde olan insan bu çeşitlikler içerisinde bir vahdetin, bir tevhidin nasıl sağlandığı sorusunu mutlaka kendisine soruyordur. Ve böylece bu soru bizi otomatik olarak bir fizik alanına ya da fiziki kavramlar alanına, din diye ifade edersek sünnetullah'a götürmektedir. Yani Cenab-ı Allah'ın kainatta koymuş olduğu kurallara götürmektedir. Şimdi biz bu soruyu ahlak alanında ya da sosyal ilişkiler alanında soracağız. Öncelikle birlikte yaşamak nedir? Birlikte yaşamak tabii ki farklılıklar içerisinde söz konusu olan bir kavramdır. Peki birlikte yaşamak bu farklılıklardan birini diğerine indirgemek midir? Ya da birlikte yaşamak bir kimliği başka bir kimlikte eritmek midir? Ya da bu farklılıkları ortadan kaldırarak yeni bir kimlik veya da yeni bir farklılık mı, yeni bir düzen mi oluşturmak mıdır? Bu sorular eşliğinde birlikte yaşamayı anlamaya çalışalım. Elbette ki İslam'ın daha önce de vurgulanmış olan ayet hadislerle hareketle kesinlikle söyleyebilirim ki İslam'ın bize mesaj verdiği ya da bize tavsiye etmiş olduğu birlikte yaşama felsefesi anlayışı genellikle bu farklılıkların hiçbirisini ortadan kaldırmadan ne de bir kimliği değilken bir kimlikte eritmeden her ikisini de ayakta tutabileceği ve tüm farklılıkların kendisini özgür bir şekilde ifade edebileceği temel bir ilkedir. O ilkeyi bulmaktır. Nedir peki o ilke? İşte bu ilke arayışı bizi mecburi olarak, zorunlu olarak ahlak alanına götürecektir. O yüzden birlikte yaşama ahlak diyoruz. İşte panelin de konferansın ismi bu nedenledir. Yani peki biz bu temel ilke arayışına girdiğimiz zaman bu ilke arayışını nereden alacağız? Ahlak da ama hangi ahlak? Bunun için bir Müslüman olarak bence iç dinamiklerimize bakmamız gerekecektir. Çünkü zira gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı, yaşamı, gerekse de onun Medine'de özellikle bir medeniyet olarak geliştirmiş olduğu, teşekkür ettirmiş olduğu İslam medeniyeti bize bir tevhid ilkesini aslında sunmaktadır. Ve bu açıdan bakarsak İslam medeniyeti birlikte yaşama adına gerçekleştirilen ahlaki değerler alanıdır diyebiliriz. Yani İslam medeniyetini birlikte yaşama adına gerçekleştirilen, daima gerçekleştirilen bir ahlak alanıdır. Ahlaki değerler alanıdır diye tanımlayabiliriz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. O farklılıklar arasında, onlar arasındaki dengeyi kurabilme adına o temel ilke dediğimiz şey vardı ya, onu işte bu İslam medeniyetinde aramalıyız. Onu Hazreti Peygamberimizin yaşamında aramalıyız diyoruz. Evet, biraz daha
Özet geçecek olursam, yapacak olursam aslında burada bu birlikte yaşamanın o temel ilke dedik genel isim olarak. Fakat bu ilke, temel ilke dediğimiz şey birkaç unsurlardan oluşuyor. Ben o unsurlara kısa bir şekilde değineceğim ve konuşmamı sonlandıracağım. Şimdi her şeyden önce kişinin sahip olduğu değerler, yani bir Müslüman olarak da olsa sahip olduğu değerler açılarak ve aşılarak içinde yaşamış olduğumuz farklı kültürlere sahip olan insanları da içine almalıdır. Yani kendimizi hangi değerlerle tanımlıyorsak, içinde yaşamış olduğumuz toplumda farklı kişilik ve işte insanlar varsa, farklı kültürleri temsil eden insanlar varsa, onların da değerine sahip olacağız ve ortak bir değerde, ortak bir değer evrenine davet edeceğiz herkesi. Bu anlamda bir insanın, bir bireyin başkasıyla irtibat kurabilmesi psikolojik açıdan nasıl tanıma kavramına dayalıysa, tanıma olayına dayalıysa, biz bireylerin de bir Müslüman olarak karşımızdaki kültürleri ilk önce tanıyacağız. Çünkü insan bilmediğinin düşmanıdır. Yani karşıdakini tanımak ne demektir peki? Tanımak olayı ne demektir? Bizi nereye götürür? Karşıdakini tanımak, her bir kültür ve medeniyetin kendine özgü bir yapısı olduğunu kabullenmektir. Karşıdakini tanımak, kültür ve medeniyetin en az kendininki kadar önemli olduğunu bilincine varmaktır. Karşıdakini tanımak, karşıdakine saygı göstermek ve buna hak tanımak. Şimdi yüzümüzü çevirip bir İslam medeniyetine bir gelip, yani nitekim bizim birlikte yaşama ahlakı ya da bu kültüre ilişkin tarihi tecrübelerimiz var. Gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, gerekse de daha sonraki dönemlerde ve bugün Osmanlı diyebilir, yani Osmanlı'daki yönetim sisteminden tutun, halk içerisinde bile olsun, bir Osmanlı ahlak düşüncesinde de böyle bir tarihi tecrübeye, böyle bir yaşantıya sahibiz zaten. Dolayısıyla bizim işimiz bu anlamda daha kolay Batılılarda. Çünkü Batı daha çoğulculukla, her ne kadar bir takım ilmi ve teknik yönlerde geçmiş olsa da çoğulculukla daha yeni yeni tanışmaktadır diyebilirim. Tabii ortada bir sorun var, bu anlamda bir parantez açmak istiyorum. Batı'daki çoğulculuğa karşı daha yeni yeni tanışmasının tabii ki gereği olarak, mesela gayrimüslimlerle olan işlerinde veya tutumlarında bugün dünyada biliyoruz işte veya da başka milliyetlere, ırki anlamda vesaire tutumlarında problem vardır. Ama maalesef bizde böyle bir problem yok. Bizdeki problem başka dinlere karşı değil, kendi içimizde bir problem yaşıyoruz. İşte Orta Doğu'yu o yüzden ben zikrettim. Çünkü evrensel olan bir İslam mı belli bir mezhebe indirgediğimiz zaman ve tüm hakikatin sadece olduğunu söylediğimiz zaman işte problem burada ortaya çıkar. Ne var ki gerek Cenab-ı Allah ayetlerinde, gerekse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle bize söylemiş olduğu şey ya da tarihten, İslam tarihinden hepimize verildi zaten bu tür örnekleri çok fazla zikredince en temel örneklerden birisi işte Medine vesikası, Sayın Mehmet Efendimiz zikretmiş oldu. Medine vesikası ya da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın emanlanması, bu kudüs işgal ettikten sonra ki işte anlaşması. Bu anlamda dikkate şayandır. Evet. Hocamız tabi Azeri Türkçesinde fetih desek daha iyi olur. Hazreti Ömer'in işgalini. İşgal değil mi? Fetih. Tabii kavramlar çok önemli de. Kusura bakmayın. Azeri'de bazen bizim Türkçe'de kavramlar Azeri Türkçesinde farklı kullanılıyor. Evet, doğru. Müdahaleleriniz gerçekten yerinde. Hatırladığınız için teşekkür ederim Sayın Hocam. Şimdi bu normaldir böyle çünkü ben 2009'da doktoramı bitirdim. Ondan sonra 4 sene Azerbaycan'da çalıştık ve tabii ki biraz daha Türkçeden uzaklaşmışız. Yani ne var ki bizim kendi dilimiz de Türkçe, biraz Türkçedir. Evet, ikinci bir ahlaki ilke, yani ilk ahlaki temel prensibin ikinci bir unsuru itidal kavramıdır. Yani adalet. Maalesef bugün dünyada yaşanan büyük sorunlardan birisi de adalet meselesidir, itidaldir. Bir türlü noktada bir orta noktayı tutturamıyoruz. Ne var ki temsil etmiş olduğumuz İslam medeniyeti aslında bize orta yolu tebliğ etmektedir. Yani hep aşırı uçlardayız. Bu sadece ahlak alanında değil, ya da sadece meslek alanında değil, hayatın bütün boyutlarında böyledir. Tüketim ahlakında da böyleyiz, her şeyde. Dolayısıyla itidal bu anlamda insanın iç dünyasından başlayarak dış dünyasına kadar hep gözetim, hep göz önünde bulundurması gereken temel değerdir. Ben çok fazla aslında bu konuda filozofların fikirlerden örnek getirebilirim. Mesela kimliğinin işte
felsefesinden olsun, Farabi'nin ya da İbn Sina felsefesinden olsun, insanın psikolojik yapısı itibariyle nefsani güçler arasındaki itidali düzenleyebilmesinin, onun dış dünyadaki ilişkilerini de düzenleyebilmesi açısından büyük önemi haiz olduğunu belirtmek isterim. Evet, bir diğer erdem sevgidir. Evet, sevgi gerek İslam'ın gerekse de daha sonraki dönemde İslam medeniyetinin büyük pahaları olan filozofların ve düşünürlerin üzerinde durduğu en önemli kavramdır. Sevgi, adaleti önceleyen bir erdemdir. Adaleti önceleyen bir erdem. Nitekim sosyal dengeyi ve beraberliği muhafaza etmek adına adaletten bahsediyor edebiliriz. Fakat bu dengeyi oluşturabilme adına sevgiden daha ötesi bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de sevgi bir Allah'a yönelik, bir de kula yönelik olmak üzere iki türden ele alınır. Yani bir müminin Allah'ı sevmesi ne kadar güzel bir şeyse, ne kadar iman gereği bir şeyse, bir müminin başka bir mümini sevmesi de, hatta insanı sevmesi de, yani merkeze insan faktörünü koyduğumuz zaman bir problem olmuyor. İnsanı sevmesi de bir o kadar iman gereği üzerinde durması gereken ve Kur'an-ı Kerim'de övülen hususlardan biridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkması bir saygı olarak ve o dönemde kendisine sorulan soru karşısında insan olması yeterli değil mi? Yani ne kadar Yahudi olsa da ya başka bir dinin olsa da bir insan olması yeterlidir. Yani merkeze İslam medeniyeti gereği merkeze insanı koyduğumuz zaman zaten o birlikte yaşama ahlakı kendiliğinden gelir. Hep insan faktörünü düşündüğümüz zaman gelir. Tabii ki bu anlamda ona nasıl davranabileceğimizin temel mehkûresini de Kur'an'dan alacağız. Ve bunu asrın idrakine söyleteceğiz. Mehmet Akif'in söylemiş olduğu gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp, Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam. İşte bunu yapabileceğiz. Evet, bir diğer kavram müsamaha kavramıdır. Ve çok ince bir nüansla müsamaha ile bugün Osmanlı döneminden batıya, batıdan Osmanlı döneminde işte geçen tolerant kavramını birbirine karıştırmamamız gerektiğini özellikle altını çizmek isterim. Çünkü müsamaha kavramı tamamen İslam medeniyetinin özgü bir kavram olup içinde sehaveti, cömertliği de barındıran bir kavramdır. Oysa tolerant sadece katlanmaktır. Mecbursun yani. Ama müsamahada böyle bir şey yok. Müsamahada bir sahiplenmek vardır. O yüzden bu konuya özellikle dikkat çekerek. Bir başka, son olarak bir şey daha söylemek isterim. Aslında Cenab-ı Allah'ın, müsamaha kavramından bahsettiğim için, Cenab-ı Allah'ın affediciliğine dair Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan bir takım ayetler, tabii ki Allah'ın merhametinin ne kadar büyük ve geniş olduğunu gösterdiğinin yanı sıra aynı zamanda onun kulunun da bu anlamda Allah'ın bu sıfatından, bu niteliğinden faydalanması gerektiği yönünde de mesajlar vardır. Yani bizi yaratan ne kadar bağışlamayı bacarıyorsa, yani bağışlayabiliyorsa biz de bunu tabii insani gücü ölçümüzde yapmamız gerekir. Karşı taraftaki bir hatasından dolayı silip atmamamız, ona sahiplenmemiz gerekir. Ki Hazreti Peygamberimizin aslında bu anlamda tebliğ etmiş olduğu dinin düşünce ya da işte İslam kendisi iki özellikle özetlemektedir bunu. İki unsurdan oluştuğunu söyler. Bir, hanefiye yani tevhidi esas alan. İki, semha kavramıdır. Yani kolaylık ve rahatlık. Bir diğer mesele ise din ve inanç özgürlüğü bilinci içerisinde olmamızdır. Daima yani din ve inanç özgürlüğü, başkalarının da din ve inanç özgürlüğü tanımamız gerektiği yönündedir ki buna da özellikle dikkat etmemiz gereken sorulardan birisi de nitekim ki bu konuda az önce de zaten zikretmiş olduğu Medine Sözleşmesi ya da Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde işte Kudüs'ün fethinden sonra evet Kudüs'ün fethinden sonra olan emannamedir ki söylemiş olduğum bu hususlar İslam medeniyetinin pratik boyuttaki örneklerini oluşturmaktadır. Evet, son olarak sözümü aslında tüm bu konuşmalarımız bir sözdür. Ama Füzuli çok güzel söylemiştir. Ve söze ihya ki tuttukça seni hav ve ecel, ede her saat seni her uykudan bilgâ söz.
İşte bu sözler bizi belli anlamda da olsa tekrar İslam medeniyetinin temel ilkelerini, ahlaki ilkelerini algılayabilme veya da onları tekrar edebilme adına büyük bir belki katkı sağlamış olduğunu düşünüyorum. Azıcık da olsa nazara bir şekilde tabii ki. Sabırlarınız için teşekkür ederim. Ayrıca hocamıza da teşekkür ederim. Yani bu kavramı şey bundan dolayı yani doğru kullanmam gerektiğinden dolayı. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz.
bu anlamda sorumuzdan ilk yüklüğünüze, müftü yardımcılarımıza, siz dinleyicilerimize, din görevlilerimize, bayılara, bayanlara dinlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Soru sormak isteyen varsa bir iki soru alabiliriz. Yoksa programımızı neticelendireceğiz. Bu anlamda herkese saygı, sevgi ve hürmetle selam veriyorum. Kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Panelimizin bilim kurulunu teşkil ettiren Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya hocamız burada ama Yardımcı Doçent Doktor Zeki Yaka, Yardımcı Doçent Doktor Harun Savut beylerin de isimlerini ben burada zikrederek kendilerine teşekkürlerimizi arz ederiz. Soru var. Hocam müsaadeniz olursa bir soru var. Ömer Hakim'in hoş geldiniz. Sabah getirdiniz. Sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz sadece ben. Belki sadece cevabı emanet vereceğim takım. Ana hocamızın bir kelimesine takıldık hocam. Kur'an'da Allah sevgisi ve bir insan sevgisinden bahsettik. Diğer canlara karşı sevgiden bahsedilmiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Bunu sormak istiyoruz. Sadece Allah'a karşı olan sevgi ve insana karşı olan sevgiden bahsetti ayetlerde. Acaba diğer varlıklara, canlara karşı olan bir sevgi de yok mu Kur'an-ı Kerim'de? Yani sadece diğer canlılara, diğer varlıklara karşı da sevgi var mı yok mu Kur'an'da? Yani sınırlandırdığınız bize ne geldi? Bunu açıklama yaparsanız. Yani sevgi. Çevreye, evrene, göklere, yıldızlara. Teşekkür ederim. Şimdi konu birlikte yaşama olduğu için ve birlikte yaşama da şuurlu, akıl sahibi insanlarla ilişkili bir durum olduğu için yani biz bu yüzden buradayız. Yani hayvanlar içerisinde böyle bir sorun yok. İnsanlar arasında da böyle bir sorun. O yüzden ben genelde temel espri olarak, temel esprisi olarak Allah sevgisinden yola çıktım. Çünkü herhangi bir sevgi olursa, tabii ki vardır Kur'an-ı Kerim'de ama tüm bu sevgilerin hepsinin merkezinde aslında bir Allah sevgisi, bir yaratıcı sevgisi durmaktadır. Yani bunu neden söyledim? Herhalde şu cümleyi söylersem yeterli olacağını düşünüyorum. Her bir Müslümanın ahlaki tercihinin temel niteliği Allah sevgisi olmalıdır. Her bir Müslümanın ahlaki tercihinin, ahlaki erdemleri tercihindeki temel nitelik Allah sevgisi olmalıdır. Allah sevgisini merkeze aldığı zaman tüm hayatı ihsan merkezli. El-ihsanı en-te'abdullahi ke'enne terâhu. Allah'ı görürmüş gibi ibadet edecektir zaten insan o sevgiyi merkeze aldığı zaman. Herhalde yeter. Burada yaratanı sevmek. Neden yaratılanı sevmek? Yaradan'dan dolayı Yunus'un o vetiz sözlerinde buradaki sevgi tabii Yunus'un işte çiçeklerle konuşması, sorduğumuz halde sevgilenmesi, işte bizim kendi kültürümüzdeki deyimler, maniler, türküler, şarkılar, şiirler, naatlar, mevlidler, bunlar zaten insanın insanı sevmesi, insanın Allah'ı sevmesi, insanın Allah'a kutlu elçisini sevmesi ve insanın tabiatı sevmesi. Allah güzeli sever, değil mi? Allah güzeldir, güzel olması. Bizim Allah'ı sevmemiz, Allah da bizi sevmesi. Yani esas mümin olmanın en güzel şeyi Allah'ı sevmemiz, Allah da bizi sevmesi. Allah'ın sevdikleri de sevmek anlamında. Hocam bir soru daha var. Evet, bir soru alalım. Evvela bu güzel konuşmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hepinizden birer cümle karşılığında. Ancak ben de Azerbaycanlı hocama bir şey sormak istiyorum. Azerbaycanlı hocam, Kur'an-ı Kerim'de insanları işte güzel, iyi davranmaya yönelik ayetleri olmasıyla beraber kevli, yani ontolojik olarak da insanların ahlaki davranmaları gerektiğini gösteren ibretlik ayeti kerimelerin olduğundan bahsettim. Ben bu sebeple hocama bir şey sormak istiyorum.
İslam medeniyeti baştan kaidesi ve kuralları olan bir müessese midir? Yoksa bu kurallara ve kaidelere uygun olarak meydana gelen bir sonuç mu? Bunu öğrenmek istedim. Evet, soru. Tabii bir felsefeciye felsefi bir soru. Gerçekten teşekkür ederim. Şimdi bu tabii ki doğadaki kuraldan tutumla insanın ontolojik yapısına kadar varlıktaki her bir şeyin ontolojik yapısına tüm kuralları koyan Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla kural koyucu kuraldan öncedir. İkincisi ben söylerken aslında bir şeye dikkatini çekmek istedim. İnsanın İslam medeniyeti öyle bir medeniyet ki, ben İslam medeniyeti derken sadece bunun hadisler ve tefsirlerden oluşan bir medeniyet değil, aynı zamanda kültürel etkileşimler sonucunda oluşan bir dehasa ve medeniyetten bahsediyorum. İçinde felsefenin, teolojinin, fiziğin ve diğer ilim alanlarının olduğu bir medeniyetten bahsediyorum. Ve bunları bir bütün halinde görebilmek için aslında İbn Sina'nın şifasına bakmak yeterlidir. Çünkü tüm bilimleri aslında içine almış bir, yani İslam medeniyetinin bir örnek, somut örneklerinden birisidir. Yani söylemiş olduğum şey aslında olaylara tek taraftan değil, bir üstten bakmak. Yapabildiğimiz kadar da tabii ki tamamen bakamayız. Ama Cenab-ı Allah da bunu yapabilmemiz için bize Kur'an-ı Kerim'den bir takım işte o tekvini ayetler aracılığıyla, daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yorumlarıyla da, yaklaşımlarıyla da, sünnetiyle de bize anlamamızı sağlamıştır. Belli ilkeleri vermiştir. Az önce hocam daha konuşmasının başında şöyle bir şey, cümle söyledi. Bütün şeyler aslında Kur'an-ı Kerim'de vardı, yani bir takım temel ilkeler. Ama bu ilkelerin yanı sıra Cenab-ı Allah akla da düşünme vazifesi, yetkisi vermiştir. Zaten düşünmenin kendisi bile ilahi bir olaydır. Yani Cenab-ı Allah ruhundan kime üflemiştir? İnsana, Adem'e üflemiştir. Bütün insanlığa üflemiştir. İşte bu ruhun taşıyıcısı Halifetullah yolunda, Allah'ın halifesi olma yolunda sadece kavli ayetlere değil, tekvini ayetlere de bakması gerekir. Bu ayette kastetmiş olduğu şey sadece Kur'an-ı Kerim'deki mevcut olan ayetler değil, aynı zamanda doğanın kendisinde gerçekleşmiş olan sünnet olarak. Tabii öyledir. İslam medeniyeti zaten bize böyle bir bugün insanlığın yani şöyle diyeyim, daha soğuk bir örnekle bugün Orta Doğu'da yaşanan veya orada olan İslam algısı bir İslam medeniyetinden azıcık zerre bile değildir. Zerre bile değildir. Bir kalbinde bir Allah sevgisi olan bir insan başka bir insana, hatta bu insan da kendi ümmetinin eğer temsilcisi ise kurşun sıkabilir mi? Ya da şimdi hep kopyalar üretiliyor. İşte Amerika yaptı, Batı yaptı, orada karıştırdı falan. Ama biz de aslında Avrupa'nın veya Amerika'nın bizim toplumumuzu karıştırması için sosyal ve fikri planında bir zemin hazırlamıyor muyuz İslam'daki eksik anlayışımızla? Tabii ki öyledir. İslam medeniyet algısında problemimiz var. Mesaj gayet açık. Kur'an-ı Kerim ortada. Elhamdülillah büyük alimlerimizin sayesinde o gelenek bugünümüze kadar tevazu etmiştir. Ama ortada iki sorun var. Tembellik ve algı sorunu. Teşekkür ederim. Şimdi sorunuza bir iki cümlede ben ekleyeceğim de. Hazreti Peygamber'in geldiği toplum, hepiniz örnekleri biliyorsunuz. Mescid-i Nebevi'de Bedevi'nin birisi Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde küçük abdestini yapıyor mesela. O büyük tatilciler oluyor. Hazreti Peygamber şey yapıyor. Birisi geliyor diyor ki ben bir kızım vardı, kızım oldu. Olduktan sonra kıyamadan biraz büyüdü. Ondan sonra dedi, bir çöle götürdüm, kuyu kazdım. Ondan sonra dedi, kıyamadım.
içerisinden İslam medeniyeti çıkmış. İslam medeniyeti bu anlamda elbette bir sonuç. Ama temel ilkelerindedir Kur'an ve sünnet. Ve Hazreti Peygamber'in getirdikleri yaşayan sünnet dediğimiz bir gelişimle, olgunlaşmayla fikri, hocamızın dediği gibi fikri ve ahlaki bir kemalat. Dolayısıyla İslam medeniyetinin temsilcilerinin veya bugünün mensupları peki bu sonuçta niye ortaya çıkıyor? Evet, yani bu güzel bir soru. Yani madem ki medeniyet bir sonuç, peki bugün Müslümanların içinde yaşadığı bu kriz, kırılma veya tırnak içinde vahşet, kan, birbirini öldürmeler, mabetleri havaya uçurmalar, camileri havaya uçurmalar, insanların boğazını kesmeler. Elbette ki şuna seviyoruz. Yani burada Batı'nın, Avrupa'nın yani büyük güçleri, oyunları var ama burada yani Müslüman dünya kendi içerisinde bunu gerçekleştirip bir yapıya da sahip. Burada bir de temel referansında da olacak medeniyetin referansları. Madem ki Medine, Medine'den Medine'deki ruh hali, içtimai hali, sosyal hali, ümmetin durumu, Hazreti Peygamber'in önderliği neyse onu misal edecek, onu inşa etmek ve ihya etmek. Evet. Kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel sunumlarından dolayı. Tabii değerli hocam, hediyeleşmek sünnettir. Hazreti Peygamberimizi andığımız böyle bir ortamda hediyeleşmek sünnettir. Dolayısıyla panelistlerimize hediyelerini takdim etmek üzere İl Müftümüz Sayın Nursel Öztürk hocamızı sahneye arz ediyorum. Sayın Fehmi Malatçı hocamızı ve Sayın Bahtiyar Karanoğlu hocamızı da sahneye arz ederim.